Yun, ben çok tavuk besledim. 20 sene neyi tavuk besledim ama hiç kurt tavuğum olmadı. La 40 yılın başında tavuğun bir tanesi kurka öldü. La dedik yatırak altına bulduk yumurtayı. Bulduk yumurtayı soktuk tavuğun. Bulduğumuz yumurtayı tavuğun altına soktuk. 20 un zavallı yattı orada tavuğun yumurtaların üstünde. 20 un sonra 20 yumurta koyduysak atıyorsun işte 10 tanesi çıktı civcivlerin. İyi bir de gözümüz gibi bakıyoruz bunlara ama ahırda. Vallahi ışığın imni, ışığı başka yere aldım. Tavuğu ışığın imniğine koydum samanın içinde. Bakarken iyicik civciler de şöyle palazlandı. Şöyle yumruk kadar ne olduydu civciler. Ahırın içinde tavuk tabi peşine takıyor. Bak diye geziyor. İyi. La ama bir gün ahıra geldim. Civciler yok. Ama bak dedim yemliğin içinde 10 civcinin onu da yok. 6-7'si yemliğin içinde ölü gibi tarafı yok. Ama la dedik herhalde sansar girdi. Baktım sansarın öldürdüğü de değil. Boğulmuş civciler, öldürmüş bir şey. Ha, bunu dedim yapsa yapsa kedi yapar. İyi bakalım ahırın başında başladık nöbet tutmaya. Dedim o 6'yla oraya yemeğe gelecek o şerefsiz. Hangisi boğduysa onlara dedim o gelecek oraya. Nöbet tutulacak. Gayrı iş püskün kendimi değil mi o kedimi bilmiyorum ama bir tane kedi ahırın içine ördü. Kapıyı çekivirdim. İçeri ördüm. Kedi ahırın içinde. Dönüyor. Biu! Diyor dönüyor. Daha tutulacak o. Onun kurtuluşu yok. O 10 tane civciği nasıl idiyse onun hesabı verilecek. Ahırın içinde kovalarken kediyi tuttum. Kediyi tuttum, kediyi koydum bir çuvalın içine. Orada onun hapishanesi. Ne yapalım, ne edelim kediye derken şimdi öldüreceğim kediyi ama tabi öldürürken de birazcık vicdanını rahatlatacak şekilde öldüreceğim. Ne yapalım mahkeme kuralım dedim. Mahkeme kuralım tamam. Bir tane tavuğa bir avukat ayarladım. Kedinin bir avukatını ayarladım. Ben kendim de iddia makamı, savcı. Hem savcı görevini yapıyorum hem hakim görevini yapıyorum. Ben mahkemeyi kurduk. Tabi seyircimiz de var. Mahkemeyi kurduk. Şimdi kediyi getirdik mahkeme salonuna. Tavuğu da getirdik. Tavuk diyor ya üzgün 10 tane cenaze kalktı bu oyun evinde kolay mı? Ne diyor kedi de şöyle boynuna bükmüş. Miyav, miyav. Diyor, sen niye miyavlan diyorsun kediye? Ben de diyor yavrularıma götüreceğim. Benlikte. La şerefsiz götteneği al götür altısını bırak. Tavuk bak 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 diyor arkasında gelen yok zavallının. Tavuğu bir görsen alışmış kurka şeyler diyor. Diyor arkasında bir tane gelen civciv yok hepsi ölü. Şimdi iddia makamına sorduk dedik ki arkadaş sen bu kedi hakkında ne düşünüyorsun? Pamuk dedi ki benim bebelerimin dedi akıbetine uğrasın kurban olduğum Allah dedi ya. Şimdi kedinin avukatına sorduk. Kedinin avukatı dedi ki arkadaş kedi mahsundur. Ya bunlar dedi kedi doğal yaşamın gereklerini uygulamıştır. Bebeleri evde açtı onlara yemek götürdü. Tavuğun avukatı hemen söz istiyorsun dedi. Peki dedi dört taneyi götüreydi altısını niye öldürdü orada leşleri bıraktı deyince. Tabi bu büyük bir suçlama. Katliam arar bu ya. On tane civciği aman öldürmüş atmış. Ha. 10 tane civciği öldürmüş atmış. Şimdi tavuk dedi ki benim dedi evlat acısı çok ağır dedi hakime böyle konuşunca hakimin yüreği sızladı. Demek ki hakim işli biriymişmiş. Hakim de benim. Kediye baktım. Kediye bakıp elimdeki çöpü kalemi kırdım. Kırınca tabii bunun infazı gerçekleşecek. Öldürülecek kedi ama nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldüreceğiz? Kafasına çekiş mi vuralım, taş mı vuralım? Dedi ki asalım dedik. İdam gidelim. İyi. Bir tane romuk kasasının üstüne ipine bağladık. Kedinin boğazına da ilmeği taktık. Altına da bir tabure. Gerekli infaz işleri yapıldı. Sadece tabureye depilecek. Ula tabureye deptik arkadaş. Kedi ölmüyor. Dokuz canlı diller diye. Demek doğrulay. Kedi diyor. Dirmalıyor romuk kasasını ölmüyor. Lan çekin bağım kuyruğundan. Yok. Çekin bana buyurun. Çekerke, çekerke, çekerke. La 2 saatte neyi zor öldü kedi.
Öldürdük ama hani günaha girmiş olabiliriz ama orada da öbür tarafta da 10 nene can yazık değil mi? Katliam bu. Vallahi yani kanun ne diyorsa onu yaptık. Kanunda toplu katliamın cezası idamıdır. Biz de anayasanın bize verdiği hakkı kullanarak kediyi idam ettirdik. Yani tabii günah işlemiş olabiliriz ama kedinin yaptığı da günah. Tavuk böyle yapıp böyle bak 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 bak. Arkasında civciv yok. Bunun günahını kim çekecek? Kedi. E kediye de biz gereken cezayı verdik.